26 Nisan 1986 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başkenti olan Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kentinde insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birisi yaşandı. Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe meydana gelen bir patlama nedeniyle 1945 yılında Hiroşima'ya atılan bombanın 50 katına denk bir radyasyon ortaya çıktı. Patlamadan sonra radyoaktif bulutlar Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeyi etkisi altına almıştır. Uzmanlara göre bu patlama yaklaşık olarak 200 bin insanın doğrudan veya dolaylı bir şekilde ölümüne yol açmıştır. Patlamanın asıl nedeninin nükleer santralde çalışan mühendislerin yapmış olduğu bir deney olduğu söylenmektedir. 25 Nisan 1986 yılında mühendisler deney için reaktörün acil soğutucu sistemlerini iptal edip daha sonra ise reaktörün gücünü minimum seviyeye indirmişlerdi. Mühendislerin buradaki amacı reaktörlerin aniden durması neticesinde buhar türbinlerinin ne kadar çalışmayı sürdürebileceklerini görmekti. Bu sayede sistemin eksik yanlarını tespit edip gerekli güvenlik önlemlerini alabileceklerdi. Fakat deney esnasında RBMK tipi grafit gaz reaktörlerinin dengesiz bir şekilde çalışacağından haberleri yoktu. Deney başladığı zaman reaktörün gücü %50 seviyesine indirildi ve güvenlik sistemi devre dışı bırakıldı. 25 Nisan günü gece yarısından sonra saat 1'de teknisyenler su pompalarını çalıştırarak deneyin son hazırlıklarını tamamlamışlardı. Böylece sahip olunan gücün %7'siyle çalışmak zorunda kalan reaktörlerdeki buhar basıncı düşerek normal seviyenin altına inmiştir. Ayrıca güvenlik sisteminin uyarı sinyalleri de teknisyenler tarafından engellenmiştir. Saat 01:23'ü gösterdiğinde mühendisler deneyin gerçekleşmesi için uygun şartların sağlandığı kanaatine varıp deneyi başlattılar. Deneyden 2 dakika sonra ise büyük bir patlama gerçekleşti. Yakıt kanallarında meydana gelen yüksek ısı nedeniyle reaktörler tamamen kontrolden çıktı. Bu durumu fark eden teknisyenler reaktörün denetim sistemlerini tekrar aktif etmek istediler. Fakat reaktörler aşırı ısındığı için deneyden 1 dakika sonra 2 patlama meydana geldi. Bu patlamanın nedeni tam olarak bilinmemekle beraber 3 saniye içerisinde reaktörün gücü %7'den %50'ye fırladı. Yakıt parçacıklarının soğutma sistemiyle tepkimeye girmesi neticesinde muazzam bir buhar ortaya çıkmış ve meydana gelen bu buhar basıncının etkisiyle santral binasının tepesi havaya uçmuş ve neticede zirkonyum ve grafitin maddelerinin buharla tepkimeye girmesiyle bütün santral alevler içinde kalmıştı. Meydana gelen ilk patlama ile beraber 31 kişi hayatını kaybetmiş ve radyoaktif bulutlar bölgenin tümüne yayılmıştı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ilk başlarda bu durumu örtbas etmeye çalıştı ve itfaiye erleri yangını söndürmeye çalışırken radyasyon yüklü bulutlar kısa bir süre içerisinde İsveç'e kadar ulaştı. Sıfır noktasında bulunan itfaiye erlerinin birçoğu çok kısa bir süre içerisinde hayatlarını kaybettiler. O dönemde yapılan ölçümler ile Stockholm'daki radyoaktif kirliliğin 15 kat arttığı gözlemlenmiştir. Meydana gelen kazadan 1,5 gün sonra insanlar Çernobil bölgesinden uzaklaştırılmıştır ve 30 gün içerisinde 30 kilometrelik bir alanda yaşayan 116 bin insan bulundukları yerden çıkarılmışlardır. Fakat birçoğu radyasyona maruz kalmıştı. Bölgenin onarım ve temizleme çalışmaları için yaklaşık 600 bin işçi gönüllü olarak çalışmak istedi. Normal şartlar altında 10 milisievertlik bir radyasyon insan için ölümcül olabilmekteyken bu çalışmalara katılan işçilerin ölçümleri 165 milisievert olarak ölçülmüştür. Patlamadan 4 gün sonra atmosfere yayılan çok büyük miktardaki füzyon ürünlerinin haberi tüm dünyaya duyuruldu ve 28 Nisan 1986 tarihinde kuzeybatı rüzgarları ile radyoaktif bulutlar İskandinavya'nın orta ve güney kesimlerine kadar ulaşmıştı. 3 Mayıs 1986 tarihine gelindiğinde radyoaktif bulutlar Avrupa başta olmak üzere Bulgaristan, Yunanistan ve Trakya'yı etkisi altına almış ve nihayet 7 ile 9 Mayıs tarihleri arasına gelindiğinde ise Kırım Yarımadası'nın kuzeyinden yol alıp Karadeniz üzerinden geçerek
Türkiye'ye ulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Federal Sağlık Kanunlarına göre 1980 ile 1996 yılları arasında Türkiye'de 5 ay vakit geçiren insanlardan halen dahi kan alınmasına izin verilmemektedir. Uzmanlara göre o dönemde Türkiye'deki yetkililer Çernobil olayını ciddiye almadılar. Fakat yapılan gözlemler facianın etkilerinin bugün bile devam ettiğini göstermektedir. Büyük patlamadan sonra yetkililer santral binasının etrafına 410 bin metreküp çimento ve 7 bin ton çelik ile bir lahit inşa etti. Besin maddelerinin tamamı imha edilerek başka bölgelerden besin temini yapıldı ve radyasyona maruz kalan ürünlerin tamamı yasaklandı. Yaklaşık 5 milyon 300 bin kişiye radyasyonun kötü etkilerini azaltmak için potasyum iyodür tabletleri dağıtıldı. Patlamadan sonra 18 bin kilometrelik bir alanda bulunan tarım topraklarının tamamı radyasyondan etkilendi ve ülkedeki ormanların 5'te 2'si kirlendi. 2011 yılına gelindiğinde yapılan araştırmalarda süt ürünleri üzerinde bile bu facianın etkileri gözlemlendi. Bağımsız bilim adamlarının yaptığı açıklamalara göre 30 bin ile 60 bin arasında insan Çernobil faciasından sonra ölümcül kansere yakalandı ve dünya üzerindeki tüm radyoaktif kalıntıların temizlenmesi için yaklaşık 48 bin yıl geçmesi gerekiyor ki buna da insan ömrünün yetip yetmeyeceği konusunda tereddütler mevcut. Çernobil'de gerçekleşen bu faciadan Türkiye'de nasibini almıştı. Hatta dönemin Ticaret Bakanı Cahit Aral, Türkiye'deki çayların radyasyondan etkilenmediğini ifade etmek için dalga geçer bir tarzda kameralar karşısında çay içmiş ve bu durumu tiye almıştı. Ve Rusya'dan iyi bir şey gelmez. Gelse gelse ya komünizm ya da radyasyon gelir diyerek düşüncelerini ifade etmişti. Dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Büyükelçisi kazadan hemen sonra Türkiye'yi uyarmış ve radyasyonun etkilerini görebilmek için yetkililerin Karadeniz'de ölçüm yapmalarını istemişti. Fakat bu durum o dönemde pek de ciddiye alınmamıştı. Daha sonra yapılan ölçümlerde İstanbul'da bulunan radyasyon değerlerinin 1000 katı fazla bir değer ölçülmüştür. İşte Çernobil'in Türkiye üzerindeki felaketi de bu dönemde başlamış oldu. Tüm bu gelişmeler neticesinde Avrupa ülkeleri Türkiye'den fındık alımını durdurdu. Hollanda ise Türk çayında radyasyonun olduğunu açıkladı ve Almanya'da Türkiye'den almış olduğu 13 tonluk çayı geri iade etmiştir. Yaşanan bu olaylar karşısında Türk yetkilileri bu durumun Batı tezgahı olduğunu ifade etmiştir. Yetkililer bu durumu ciddiye almamış ve 1993 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan soruşturma komisyonunun kurulması talebi de meclis tarafından reddedilmiştir ve halk arasında bir panik ortamının meydana gelmemesi için ölçülen radyasyon değerlerini halka açıklamaktan vazgeçmişlerdir. O dönemde Tabipler Birliği'nin raporunda şu ifadelere yer veriliyordu: Çernobil nükleer kazasından hemen sonra bugüne dek gelecek geçerli ve güvenilir bir kayıt bildirim sisteminin kurulmaması nedeniyle kazanın bölgede kanser olguları ve ölümleri üzerine etkisini kanıta dayalı olarak değerlendirmek mümkün görünmediği için bu konuda toplum ayrıntılı olarak bilgilendirilmelidir. Tabii bu sözlerin çoğu havada kalmıştır. Çernobil faciasının ardından 7 yıl geçmiş olmasına rağmen o dönemde yetkililer sessiz kalmayı tercih ediyordu. Fakat uzmanlar ellerinde çok az veri olmasına rağmen Türkiye'de meydana gelen kanser vakalarının oranlarında çok ciddi bir artış olduğunu ifade etmiş ve Çernobil felaketinin insanlar üzerindeki korkunç etkisinin hala devam ettiğini söylemişlerdir.